Merhabalar, ben Ebru. Size hayatınızla ilgili bazı ipuçları vermek istiyorum. Mesela diyelim ki Access Consciousness'ın sınıflarına katılıyorsunuz. Access nedir? Size hayatınızı kolaylaştırmak, sizi daha çok kendiniz yapmak, daha neşeli, daha mutlu yapmak için bir sürü araç sunuyor ve siz bunları öğreniyorsunuz. Ama yaptığımız en enteresan şeylerden biri günlük, gün bazında siz bir şekilde burada araçları öğreniyorsunuz, çok güzel bir şekilde anlıyorsunuz. Arkanızı dönüp günlük hayatınıza devam ediyorsunuz. Ve otopilotta aynı konuşma stilinizi, aynı hitapları, aynı bakış açıları, aynı yargıları devam ettiriyoruz. İşte bu olmuyor. Neden? Bütün bu araçları artık hayatımıza geçirmeliyiz, hayatımızda uygulamalıyız. Neden? Çünkü otopilottan çıkmazsanız kendi kendimizin ağzımızdan ne çıktığını, aklımızdan ne geçtiğini, ne düşündüğümüzü eğer bir nebze adı kontrolse, kontrol etmekten vazgeçmezsek aynı hayatı yaratıyoruz. Ve bazı insanlar diyebiliyor, sizin araçlarını kullanıyorum, merak et bir şey değişmiyor hayatında. Acaba nerede ne değişmiyor ve hangi araçları kullanıyorlar ya da kullanmıyorlar ona bakmak lazım. Ve soru sorduğumuzu zannediyoruz. Birçoğumuz soru sorarken aslında yaptığımız şey, aklımızda ulaşmayı istediğimiz bir şey var. Ona istinaden soru soruyoruz. Halbuki Access'in esas hedefi size tutunmadan soru sormayı öğretmek. Hangi enerji alan ne bilinç olabiliriz diyoruz mesela. Bu hiç sorulmamış, hiç öğretilmemiş tarzda bir soru kalıbı. Ve bunu hayatına alan insanların ben hayatını değiştirdiğini biliyorum. Dolayısıyla eğer ki hayatınıza aldığınız akses araçları varsa ve bir takım şeyler değişmiyorsa orada bakılması gereken gerçekten bir şeyler var. Ne dersiniz? Farklı bir açıdan aksesi işlesek bu ne yaratır?